Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün Barış Yarkadaş'tan rica ettim. Pazartesi konuğumdu, yeniden geldi. Çünkü hem medya genel olarak Türkiye ama özellikle bu programın izleyicileri CHP'de olup bitenleri ve Eren Erdem'in durumunu çok merak ediyor. Her iki konuda da bilgi vermesi için rica ettim, geldi. Ve üstelik de bir Ankara'ya gitti geldi. Evet. Taze taze son bilgilerle geldi. Bir de şöyle yapıyor. Hani bu gazeteciliği, daha doğrusu televizyonculuğu öğrenmiş. Bana önceden hiçbir şey söylemiyor, biliyor musunuz? Yani dolayısıyla ne anlatacak bilmiyorum. Bir tek Ankara'ya gittiğini biliyorum. Dönüşte de dedim ki ya senin biraz dedim boyun uzamış. Ya dedi Egemen Bağış'la yan yana oturarak gelmişler de. Tabii bu şeref. O şundan açıldı laf tabii. Dün Ankara'ya Halk TV'nin genel merkezine gittim. Sevgili Şaban Sevinç bana bir hediye verdi. Oo. Ben de hani pakette böyle gelince sevindim, bir şey dosya gelin dosyanın içinde. Sonra bir açtım ki meğer Egemen Bağış dava açmış. Hem bana hem kanala sizinle yaptığımız programdan. Akşam da uçakta yan yana gelince hani ama bu kadar mı olur mı dedim. Vallahi bile. Şimdi bu kadar biliyorum Ankara seyahati konusunda, evet. Barış'ın. Yani dolayısıyla Barış'ın anlatacağı her şeyi sahi mi öyle mi dersem bilin ki samimi tepkilerimdir. Hakikaten hiç bilmiyorum. Belki de çok önemli şeyler yoktur, bilmiyoruz. Belli olmaz. Belli olmaz. Bilmiyoruz, hadi bakalım. Telefon efendim, çalışıyor abire, geliyor. Ay evet, hiç susmuyor. Günde kaç saat telefon konuşuyorsun hayatım? Günde ortalama 130 telefon geliyor, 100-130 arası. Ay nasıl dayanıyorsun? Ay ben 10 taneden sonra kendimi bir yerlerden atmak istiyorum. Mecbur telefondan açıyorum. Açamazsam hemen mesaj geliyor. Niye açmıyorsunuz diye. Arkadaşlarım biliyorlar, yakın şahit. Hem gazeteci hem de siyasetçi olunca böyle oluyor. Şimdi efendim programda Eren Erdem'in durumunu konuşacağız. Eren Erdem'in babasının oğluna seslenişini paylaşacağız. Oğluna bir çağrıda bulundu. Elbette açlık grevini özellikle ölüm orucuna dönüştürmeden sonlandırması için onu paylaşacağız. Bir babanın hani bunları yaşaması hiç kolay değil elbette. Bir yandan bir baba bunları yaşıyor, bir yanda uzakta evlat Ali kim bilir nasıl bir özlem içinde. Bunları konuşacağız. CHP içinde özellikle İstanbul ili il başkanlığını ve İstanbul'daki belli başlı önemli ilçeleri, hani Beşiktaş'ın kalesi denilebilecek ilçeleri ilgilendiren gelişmeler var. Dün Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanaloğlu beni aradı, eksik olmasın. Ve benim aracılığımla uyarı kelimesini o kullanmadı. Onun adına konuşurken dikkatli olmaya çalışıyorum ama ben CHP'ye uyarı olarak değerlendirdim onun sözlerini. Tamamen hukuki bir mütalayla bir teknik açıklama idi aslında Sayın Sabih Kanadoğlu'nun sözleri. Ama çok önemli, çok dikkate alınması gereken, yani düşünsenize Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı eski ve Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısından geliyorsa bu uyarı ciddiye alınmalı. Yani Sabih Kanadoğlu hani herkes değil. Açıkçası. Onu paylaşacağım sizlerle. Ankara'da iyi haber alan gazeteciler, neyse ki ne kadar çok gazeteci var Ankara'da, müthiş. Onlardan birkaç haber paylaşacağım. Biri Yeni Çağ'da Ahmet Takan, zaten zaman zaman paylaşırım sizlerle kulis notlarını. IMF ile Türkiye masaya oturdu. Hani arkadan oturdu ama oturdu. Seçim sonrası için şimdiden bir şeyler konuşuluyor diyor. Çok çarpıcı bilgileri var. Özellikle ekonomik krizin geldiği noktada sizin de zaten önemli bulacağınız bir yazı. Gazete Duvar sitesinde hızlı tren faciasını hatırlarsınız, daha geçenlerde cereyan etti. Bu konuda çok önemli bir yerden bir uyarıyla ilgili haber var. Sakın açmayın hattı demişler ama
biliyorsunuz her şey seçim için değil mi? Yani her şey işte bir fabrika yeniden açıyorlar. Bugün Yılmaz Özlü çok güzel yazmış köşesinde hakikaten bir ilçeden söz ediyor Erdoğan. Ah CHP orada nasıl fenalıklar yaptı, CHP orada nasıl zulüm uyguladı, CHP orada nasıl korkunç şeyler yarattı. İşte jandarmalar geldi, sandıklara el kondu falan filan. Bir bakayım demiş Yılmaz Özlü. Bir de bakmış kim ki oy verdi burada diyor. Kim oy vermiş o ilçe, kaç seçimde CHP'ye oy vermiş. Şimdi dediğim gibi yalanlar havada uçuşuyor, iftiralar havada uçuşuyor, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bir adayı babası yüzünden Tunç Soyer'i karalamaya çalışıyorlar vesaire. Yani Türkiye bildiğiniz gibi, ama biz tabii bunu detaylandırarak konuşacağız. Özellikle yerel seçim düzeyinde, ama yerel seçim gündemine girerken bir aday profiliyle, adı önemli değil, zaten birkaç yıl öncesinden bir video ama sosyal medyada da çok dönüyor. Bir izleyelim, bakın, her şey vatan için. Buyurun. İşte ilke olmayınca siyasette geçtiğin partinin adını da biliyorsun. Ama başta nasıl sayıyor? Tabii. Vatan, millet, din, iman. Aslında tam Türk siyasetinin, özellikle muhafazakar sağcı kesimin siyasetinin kısa bir özeti. Çünkü her şeyin önüne bir vatan, millet, bayrak, edebiyatı koyup istediğin her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun. Ve bunu da topluma güzel bir şekilde de benimsetebiliyorsun. Valla benimsetebiliyor ama bakın hep söylenir ya. İnsanları, bütün insanları bir süreliğine kandırabilirsiniz. Bir kısım insanı hep kandırabilirsiniz. Ama herkesi hep kandıramazsınız. Şimdi parti parti vereceğim aslında ama birkaç başlıkla bir giriş yapalım. Sonra tekrar dönelim. Kadir Has Üniversitesi ki kendisi herhalde işte ne denir hani iktidar aleyhinde haberler, araştırmalar yapacak edecek bir üniversite değil. O üniversitede Profesör Mustafa Aydın koordinasyonunda Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması hazırlandı ve yayınlandı. Şimdi oradan arkadaşlar 5. grafiği yok hayır hangisini 3. grafiği verelim. Sonra tekrar tek tek döneceğiz. 3. grafiği verelim. Şimdi bakın 3 lider seçime gidiyoruz ya. 3 liderde 3'ü de güven yani kan kaybetmiş. Yüzdeler verilmiş desteklenme, desteklenmeme anlamında. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan lider olarak 2017'de 56.4 güvene sahipken, oy vermese de güven duyuyor olabilir. Yani bir MHP'li de mesela bunu söyleyebilir. Güven 38.9'a inmiş yüzde. Yani 17.5 puan en çok o kaybetmiş güven. Kılıçdaroğlu da kaybetmiş. 14.8'den 20.6'ya çok ciddi. Orada da 14 küsur puanlık bir düşüş var. Keza Devlet Bahçeli'de de 31.5'dan 20'ye 12 puana yakın bir puan kayıp var. Beraber düşüyor hepsi. Hepsi ama en büyük düşüş Erdoğan'da. En çok puanı Erdoğan kaybetmiş. Dediğim gibi herkesi her zaman aldatamıyorsunuz. Herkesi bir süreliğine, bazılarını hep ama herkese her zaman hayır. En büyük nedeni de ekonomideki gidiş. Ayrıntılarına sonra geleceğiz onun. O konuda her araştırma aynı şeyi söylüyor. Evet. PR'ın geçenlerde paylaştım. Ipsos'un gene paylaştım. Ve Kadir Has'ın keza araştırması da bunu gösteriyor. Şimdi böyle girdik evet. Gündeme. Böyle liderlerle Türkiye bir seçime gidiyor. Dediğim gibi şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek için adını geçirmeye hatta olumsuz bir şey söylemeye bile gerek yok. Eleştiri sınırını aşmayan şeyler bile yeterli biliyorsunuz. Onun için
Hem kendimi hem de tabii ki kanalı düşünerek hareket etmem lazım. Ve onun için kelimelerini dikkatle seçiyorum. Zira bakın Rütük açıkladı Halk TV'nin cezasını, evet. Halk Arenası'nın cezasını. Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil. Ama her ikisi hakkında soruşturma olduğu için ayırıyorum Müjdat Gezen'le. Bu arada Müjdat Gezen yarın burada olacak. Metin Akpınar hakkında dava açılacak. Muhtemelen soruşturma sürüyor. Halk TV'ye de hemen bir ceza geldi biliyorsunuz. Şimdi Fox TV'ye de geldi. Öyle bir ayarlamış ki Rütük Halk Arenası'nın yayın cezasını, tam seçimlere kadar Halk Arenası yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? 22 Mart oluyor. Tarihine kadar yok. Evet. Yani seçimler 31 Mart'ta ama Uğur Dündar, Halk Arenası ve konukları yerel seçim olana kadar ekrana çıkamayacaklar. Artı o arada da başka bir eziyet var abla biliyorsun. Bir de ya. Rütük dün Uğur Dündar'ın programının yerine o saatlerde belgesel yayınlanması için belgeseller yolladı. Yani Uğur Dündar'ı izletmeme cezası yetmiyor. Aynı zamanda bir de size belgesel yayınlatma cezası veriyor. Şimdi izleyici kim bilir 1970'te mi çekilmiş, 80'de mi çekilmiş o VHS görüntülerle çekilen belgeselleri izlemek zorunda kalacak. Hadi ceza verdin bari bırak kanal başka bir şey yoksun. Yok Uğur Dündar ekrana çıkamaz, Uğur Dündar'ın konukları çıkamaz, Halk Arenası yapılamaz. Ne izleyecek izleyici? TRT'nin 1980'de 90'da çektiği belgeselleri izleyecek 3 saat boyunca. Halk TV tam 3 saat o belgeselleri yayınlayacak 22 Mart'a kadar. O belgeselleri de bakın... Artık ne çıkarsa bahtına. Ona da itiraz edemiyorsun. Tabii edemezsin. Edemezsin. Su altı zenginlikleri diye bulanık suda bulanık bir kamera da olabilir. Bir de bundan para kazanan da var. Rütük cezası belgeselleri çekenler falan var artık. Onlara mesela para kazandırılıyordur herhalde değil mi? Doğru doğru. Bu arada... Tabii aynı ceza Fox TV'ye de verildi. Onu Fatih söyleyecektim. Portakal'da tam 3 gün ekrana çıkamayacak. 4-5-6 Şubat'ta ekrana çıkamayacak. Artı 80 bin TL de Halk TV'ye para cezası verildi. Fox TV'ye çok daha yüksek bir para cezası verildi. Şimdi bu arada bakın Fox Haber de Halk Arenası da anında Rütük tarafından bir dakika diye uyarıldı değil mi? Kaç gün sonra geldi bu ceza? Özellikle seçime doğru kaydırmak için takvimi, yasak takvimini tabii. Bekledi Rütük. Bekliyor. Rütük resmen bekledi. Ha bu arada başka şeyler oluyor biliyorsunuz Rütük'te bir daire başkanı görevden uzaklaştırıldı. Evet uzaklaştırıldı. Niye? Nedeni? Niye? Çünkü A Haber kurallara uymuyor. Oradaki bürokrat arkadaş da ki AKP döneminde görev alınmış bir arkadaş. A Haber'i uyarma gafletinde bulunuyor. Gafletinde bulunuyor. A Haber'e şu 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 yayınlarda yayıncılık ilkesine aykırı işler yapıyorsunuz dediği için. Çünkü biliyorsunuz önce uyarı geliyor ardından ceza geliyor. A Haber de vay efendim Rütük'ten bize nasıl uyarı gelir diye o uyarıyı yazan memuru görevden aldırttılar. Yetmedi. Rütük başkanını da istifa ettirdiler. Hani sadece bürokratı görevden almakla yetinmiyorlar. Evet. Rütük başkanını da senin bürokratın A Haber'e nasıl uyarı cezası, daha doğrusu uyarı yollayabilir diye. Şimdi orada tabii sadece o değil. Müge Anlı'nın sıkıntıya düşmesini sağlayacak bir takım açıklamalar oldu. İşte bu kadın programları dedi bilmem ne falan filan dedi. Şöyle söyleyeyim, Rütük'te Müge Anlı'ya dokunan yanıyor. Evet. A Haber'e dokunan alev alıyor anında. Turkuaz yayınları. Turkuaz. Evet, Turkuaz Medya yani Sabah, Takvim şu bu. Onlar her türlü korkunçluğu yapabilirler. Çünkü niye? A Haber'in, ATV'nin, Turkuaz'ın başında Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak var.
Yani ailenin televizyonu. Yani ailenin televizyonu. Sabah tabii. Gazetesi çıktığında ailenizin gazetesi diye çıkmıştı, hatırlıyor musun abla? İzmir'den İstanbul'a geldiklerinde 1985'te. Logosunun altında ailenizin gazetesi yazardı. Hakikaten Tayyip Erdoğan ve ailesinin gazetesi oldu. Doğru. Belki 30-40 yıl sonra slogan doğrulandı ama sonunda doğrulandı. Ailenin gazetesi ve televizyonu. Bu arada Fox Haber 3 gün 4-5-6 Şubat'ta olmayacak ya. Fatih Portakal'la Fox Ana Haber. Zannetmeyin ki orada Gülbin Tosun hafta sonu sunan başarılı genç meslektaşım olacak, sunacak haberleri. Hayır. Onun yerine gene işte belgeseller yayınlanacak o saatte. Yani sizin haber alma hakkınız engellenecek. Çünkü Halk TV, Fox Haber, birkaç kanal ve birkaç gazete soluk borusu, Sözcü Gazetesi, işte Cumhuriyet Medyanın vesaire. Hava deliği aslında. Evet, medyanın hava delikleri böyle teker teker kapatılıyor. Yani şimdi Halk TV'ye 8 hafta kapama ne demek? Evet. Arena programına 8 hafta. Yani daha soruşturma bitmedi. Artı bir de şu var. Yargıda. Abla, ne bu şiddet kanalları hücreler? Kanalları bu ekonomik açıdan da aslında boğma girişimi. Çünkü mesela Uğur Dündar'ın programı, senin programın kanalda en çok reklam alan programlar. Ne yapıyor? Uğur Dündar'ın programını kaldırtarak o hafta gelecek bütün reklamları kesiyor. Örneğin Fox TV'de Fatih Portakal'ın günlük reklam geliri 100 bin TL'ye yakın. Ne yapacaklar? 3 gün boyunca Fox TV'yi 300 bin TL zarar ettirecekler. Çünkü kim reklam verecek belgeselde? Niye reklamını yayınlatsın adam? Hani 1990'da çekilmiş belgeselde. Her açıdan baskı altına almaya çalışıyorlar. Çünkü zamanlamayı onun için söyledik. Uğur Dündar ve Halk Arenası'nın yasak takvimini. Konuşmayın, susun. On binlerce kişinin katıldığı programlar yaptı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde Halk Arenası Uğur Dündar. Onlar olmasın sakın, aman ha. O özellikle tabii Bakırköy'de 50 bin kişinin üstünde evet. Yapılan program iktidarın ciddi dikkatini çekti. Bir de şunu biliyorum, bu birebir kesin bilgi. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, bunu özellikle Halk TV izleyicilerinin çok can kulağıyla dinlemesi lazım. Çünkü bazen böyle umutsuzluğa kapılıyorlar dolaştığında. Ya işte gerçekleri anlatıyorsunuz ama Halk TV'yi sadece CHP'liler izliyor diyorlar. Öyle değil. Neredeyse AKP'ye oy verenlerin %10'una yakını Halk TV izliyor. Araştırmalarda bu çıkıyor. Erdoğan şunu söylüyor. Reytinglere bakıyor. Ya nasıl oluyor diyor. Bu kadar çok televizyon var iktidarı destekleyen. Tamamının reytingini üst üste koyuyorum. Fox TV ve Halk TV kadar yapmıyor diyor. Bizi destekleyen bütün gazetelerin tirajlarını üst üste koyuyorum. Tamamı Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün ve Sözcü. Özellikle tabii Sözcü'nün çok yüksek. Sözcü'nün rakamlarına ulaşamıyor. Çünkü dün de bunu konuştuk Aykut Küçükkaya ile Cumhuriyet Gazetesi evet. Genel Yayın Yönetmeni. Tiraj raporlarına bakmayın. Onların etki alanına. Neredeyse tamamı. Hayır, etki alanı değil. Her hormonlu. Satmıyorlar. Bayi satışı değil onlar. Abla bu mesela 100 bin satıyor denilen gazetelerin gerçek satışı, iktidar medyasının gerçek satışı 3 bin 4 bin. Tamamını kamu kurumlarına, kütüphanelere, hastanelere bedava dağıtıyorlar. Bir Gariban Karar gazetesi açıklıyor kendi. Tabii. 11 bin o da. Mesela 100 bin diye satan gazetelerin gerçek tirajlarının 4 bin 5 bin olduğunu biliyorum. O da niye içinde at yarışı veriyor, işte loto Milliyet veriyor gazetesi. Bilmem ne veriyor. Satmayı düşünüyor evet. Veya satamazsa kapatmayı düşünüyor. Koskoca Milliyet kapatılabilir mi? Öyle bir hale getirdiler ki okunmuyor. Şimdi onun için ne yapıyorlar abla? Medyaya baskıyı daha da artırıyorlar. Dün bir rapor yayınladım, sana da yolladım. Evet. Onu da hemen istersen çok kısaca tamam, bahsedeyim. Söyle. Sadece memlekette sorun yaşayan Halk TV ve Fox TV değil. Abla Ocak ayında iki gazeteci tutuklandı. İki gazeteci gözaltına alındı. 57 gazeteci hakim karşısına çıktı. 5 gazeteci 22 yıl hapis cezası aldı. Bir haber hakkında soruşturma başlatıldı. 3 gazeteciye 22.660 lira para cezası verildi. Bir kitap cezaevine alınmadı. Bir yönetmene dava açıldı. 2 gazeteci darp edildi. Bir gazeteci tehdit edildi. 3 gazeteciye dava açıldı, bir belgesel erişime engellendi. Medyamızın Ocak ayındaki durumu bu. 60'a yakın gazeteci hakim karşısına çıktı, ifade verdi. Sadece Ocak ayında. Tutuklananlar, Ayşe Düzkan, işte dün siz de yayında söylediniz. Bir günlük yayın yönetmenliği yüzünden... Birkaç saatlik hatta. Hatta birkaç sembolik saatlik. Sembolik çünkü. Tabii sembolik bir şey.
Kanunda hiçbir şekilde aslında yargılanamazlar. O sembolik bir dayanışma ama oradan 9 gazeteci ceza aldı. Onlar da şimdi cezaevine girecekler. Ayşe Düzkan biliyorsunuz aslında Türkiye'deki feministlerin öncülerinden, feminist evet, mücadeleyi evet. veren bir gazeteci. Şimdi Özgür Gündem'le dayanışma gösterdiği için adaletin, şu anda cezaevinde. Adaletin buysa memleket, Bir Gün gazetesine bir göz atalım. Şimdi Bir Gün'ün manşeti hakikaten dünya üzerinde birkaç ülke dışında hiçbir ülkede hiç kimsenin akıl sır erdiremeyeceği bir haber. Ailesi sendikalı memur olamaz diyor bir güvenlik soruşturması sonucu. Şimdi efendim bir adli acil tıp teknisyeni, affedersiniz, acil tıp teknisyeni Habersen üyesi olduğu için gerçek nedeni bu. Güvenlik soruşturması yapılıyor. Zaten herkes hakkında biliyorsunuz. Güvenlik soruşturmasına takılıyor. Şimdi sendika üyesi olduğu için diyemiyorlar tabii. Evet. Ne diyorlar onun yerine? Kendisinde bir sakınca yokmuş ama ailesi hakkında güvenlik soruşturmasında olumsuz bir takım hususlar belirmiş. Bu neymiş? Baba sendika üyesi bir mitinge katılmış. Olacak şey değil. Bir mitinge katılmış baba. Bu arada anne de sakıncalı bulmuş. O da hükümetle AB arasında 2014 yılında imzalanan katılım ortaklığı anlaşmasına yönelik o yıl meclise vesaire bir dilekçe yazmış. Öyle şeyler vatandaş inisiyatifi olarak. Bu tavsiyelerde bulunmuş. Bu güvenlik ihlali olarak değerlendirilmiş. Anne baba ne olursa olsun ayrıca hani güvenlik ihlali değil, suç değil annenin babanın yaptığı da ama velev ki suç olsun. Bu yüzden oğlunu ne bağlar, kızını ne bağlar? Şimdi mahkemede sonunda itiraz edilmiş bu meseleye. Mahkemede ez cümle demiş ki davacının ailesi hakkında ortaya konulan hususların güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulü için yeterli hukuken kabul edilebilir tespitler olarak değerlendirilebileceği kanaati varıldığından davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Şimdi kan dondurucu bir karar. Hakikaten öyle. Kan yani dondurucu. Mahkeme diyor ki ya sen diyor hani bunu sayma bunu böyle şey olmaz diyorsun ama yo olur diyor. Abla bu ne biliyor musun? Orta çağda kararlar böyle verilirdi. Örneğin bir kişi bir suç işlediyse ki bu ortada bir suç falan da yok. Birisi dilekçe hakkını kullanmış, diğeri de gösteri mitinge katılma hakkını kullanmış. Orta çağda aileler hep birlikte cezalandırılırdı. Aydınlanma devrimiyle birlikte suçun şahsiliği ilkesi kabul edildi. Şimdi bu bunun adına hukukta kolektif cezalandırma deniliyor. Kolektif. Evet, evet. Yani bir kişi bir suç işliyorsa tüm ailesi, yakınları, çevresi tamamı kolektif bir şekilde cezalandırılıyor. Orta çağın bu anlayışı aydınlanma devriminin ardından nerede patlak verdi, nerede hortladı? Nazi Almanya'sında. Nazi Almanya'sı bir kişiyi suçlu görüyorsa ailesini de suçluyordu şimdi ve cezalandırıyordu. Türkiye'den bahsetmiyor. Söz meclisten dışarı. Nazi mazi dedin. Nazi Almanya'sından bahsediyorum. Rica edeceğim. Ama bakın Nazi Almanya'sı Almanya'da oldu biliyorsunuz değil mi? Burada olmadı. Biz buradan söz etmiyoruz şimdi. Birdenbire oraya gittik. Şimdi Nazi Almanya'sındaki bu kolektif cezalandırmayı da hukukçular düşman ceza hukuku olarak adlandırıyorlar. Yani ona başka bir şey koyuyor. Diyor ki sen karşındaki kişiye şüpheli, sanık falan diye bakmıyorsun. Düşman olarak görüyorsun ve ona bir düşman muamelesi yapıyorsun diyor. Şimdi bu durum nereye kadar geldi? Sadece o sendikal arkadaşımızın mağduriyetinden yola çıkıp sözü bugüne getireceğim. Tunç Soyer'in babasının yaptığı soruşturmalardan dolayı Tunç Soyer infaz ediliyor. Peki şimdi o MHP'lilere şunu hatırlatmak lazım. Nur Sefa Pandır ismini hatırlıyorlar mı? 12 Eylül döneminin askeri Yargıtay hakimi MHP ile ilgili kararlar verdi, idam kararları verdi. Tunç Soyer'in babasını eleştiren MHP'liler
bu kişinin Devlet Bahçeli tarafından 2000 yılında genel sekreter olarak atandığını unutuyorlar. Aa, bir dakika ama şuna dikkatim, ben dün çektim. Tunç Soyer'e babası Nurettin Savcı, Nurettin Soyer üzerinden yüklenen AKP, evet, iktidar. MHP, bak MHP bir şey demiyor. Kenardan köşeden giriyor dün. Hayır, kenardan, şeyden dolayı. Onu İYİ Parti ile, İYİ Parti'yi zorlayıp İYİ Parti ile CHP ittifakını bozmak için bütün tabii, numara bu. Şimdi AKP'lere şunu hatırlatmak lazım. Sizin Hollanda'ya büyükelçi atadığınız Şaban Dişli'nin kardeşi darbenin 2 numarası. Belki evet, de 3 numarası. Belki de 1 numarası. İçeride. Peki abisi darbenin 1 numaralı sorumlusuysa general, ki bunların AKP'nin döneminde yüksele yüksele gitti. Siz kardeşini nasıl büyükelçi olarak atıyorsunuz? Madem bütün aileyi suçlayacaksınız, Şaban Dişli'yi niye görevlendirdiniz? Bu arada bir hemen bir not paylaşayım. Tunç Soyer Anıtkabir'de az önce bir çelenk koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve diğer adaylar, evet. Yanında evet, da İl Başkanı evet, Deniz Yücel var. Evet. Programımız içinde belki bir canlı yayında soru cevap ihtimali olabilir. Tunç Soyer sadece CHP'nin değil Türkiye'nin konuştuğu bir aday oldu. Zaten iktidarın paniğinden anlıyoruz bunu. %56 çıkıyor şu anda oyları Tunç Soyer'in İzmir'de. Tunç Soyer ismi tuttu. Evet. Yani o İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun da açıktan verdiği destekle birlikte parti içindeki sorunlar da halledildi. Şu anda bir sıkıntı yok. Burada şunu da söylemek lazım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çok ayrıntılı yer almış. Dönemin Anayasa Mahkemesi üyeleri diyor ki, Savcı Nurettin Soyer hukuka hep uygun davrandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in sorgusuna girdiğinde de hiçbir zaman bir saygısızlık yapmadı. Az önce söylediğim soru cevap başlamış. Tunç Soyer'le hemen gidiyoruz. Bilmiyorum, öyle diyebilirim. Şimdi yine en büyüklerimizden İsmet İnönü'yü ziyaret ettik. Sevgili Bülent Ecevit'i ziyaret edeceğiz. Ve ondan sonra da artık sahaya çıkıp koşturmaya başlayacağız. Peki seçim sürecinde nasıl bir strateji izleyecek Sayın Tunç Soyer? Başka, İzmir'de nasıl evet, tepkiler aldınız? Ya başka bir siyasetin mümkün olduğunu bütün Türkiye'ye göstermeye başladı İzmir. Daha neşeli, daha güler yüzlü. İzmir öyledir biliyorsunuz. Güler yüzlüdür. İnsanı da doğası da İzmir odur yani. Başka türlü bir siyaset kurulacak İzmir'de ve bütün Türkiye'ye yayılacak diye ümit ediyorum. İnsanların coşkusundan, heyecanından bunu görüyorum. Ve müthiş bir umut var herkeste. Yani bir şeyler değişmeye başladı galiba, umudu var. Bu çok heyecan verici. Buradan devam edeceğiz. Peki efendim, İYİ Parti ile bir ittifak yapıldı İzmir'de de ama il başkanlığından size yönelik tepkiler var. Yine MHP ve AK Parti evet, kanadından babanızla ilgili, Sayın Nurettin Soyer'le evet, ilgili de eleştiriler evet, var. Bunlara bir yanıtınız olur mu? Vallahi yani bu hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış, aslında artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunu bugünün Türkiye'sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kullanmak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası yani çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Çok acılar yaşandı, kardeş kanı döküldü. Şimdi bunları tekrar, bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir? Yani ülkücüler, solcular birbirini kestiler, birbirlerini vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar ülkücüler kim, solcular kim tartışmasını mı başlatalım? Ben çok yanlış buluyorum. Yani hiç kimseye de yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye'nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, bambaşka bir gelecek var. Biz artık şu faslı bir tarafa bırakıp bu paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip gerçekten performans üzerinden, başarı üzerinden, vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım. Efendim Mansur Yavaş'la başladı tamam, bu arada bir araya tamam, gelecek misiniz? Tamam başkanım, arkadaşlar. Bugün yok, bugün vakit yok ama bir dahaki sefere özel olarak ona geleceğim. Peki canım, teşekkürler. İzmir dağlarından çiçekleri Türkiye'de açtıracağız. İnşallah, inşallah. Tamam peki. Görüşürüz arkadaşlar.
Kolay gelsin arkadaşlar. Çalışmalar. Yani orada nasıl bir tarih var değil mi? Atatürk, İnönü, evet. Ecevit, işte yani Ankara zaten baştan aşağı bir tarih. Tunç Soyer'in bugünkü ziyaretleri de tarihin en önemli kesitlerinden birinde. Yolu açık olsun diyelim Tunç Soyer'in. İzmir'de benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan ve birkaç adamın dışında herkes seviyor Tunç Soyer'i. Bugün ay söylemeden edemeyeceğim. Tunç Soyer hakkında olumsuz yazı yazan bir iki kişi vardı. Adını anmaya değmez. Onlardan biri gazetesinin adını anmaya değmez. Köşe yazarı Hüseyin Gülerce'ydi. Efendim diyor ki Hüseyin Gülerce, tamam babayı babası yüzünden oğlunu işte suçlamayalım ama ya babası gibi düşünüyorsa, bak ne kadar zeki bir adam. Niye topluyor? Bu ihtimali hiçbirimiz niye aklımıza getirmiyor. Niye korkuyor Hüseyin Gülerce peki? Yani niyet de okuyor. Hayır niye korkuyor? Ha niye korkuyor diyorsun, ben niye topluyorum? Ya babası gibi düşünürse diyor. Niye? Fethullah Gülen'e ilk soruşturmayı açan ve ceza verdiren, tabii ceza verdirten ilk savcı Nurettin Soyer. Nurettin Soyer'in Fethullah Gülen'e açtığı soruşturmanın üstünü ısrarla örtüyorlar. Efendim Türkeş'i idamla yargılamış. Ya 12 Eylül dönemi zaten kardeşim. Ama 1971'de daha hiç kimse Fethullah Gülen tehlikesini görmezken Nurettin Soyer, ya burada böyle bir adam var. CIA Türkiye'ye bu adamı yerleştirmiş ve bir dinci örgüt kuruyor. Dinci örgüt adı altında başka bir şey yapıyor diye ilk soruşturmayı açan 12 kişi. Eylül yönetimini rahatsız etti bu yüzden. Ne diyorsunuz? Şimdi gelelim askeri savcı Enis Tunga'nın bugünkü anılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde de okuyabilirler. Nurettin Soyer'le ilgili diyor ki hukuka en bağlı savcıydı. En demeyelim ama yani hukuka gerçekten bağlı bir savcıydı Nurettin Soyer. Tunç Soyer'in yaraları kaşımamak lafını da 12 Eylül çerçevesiyle anladım ben kendi adıma. Evet 12 Eylül bir yaraydı ama Nurettin Soyer yarasını kaşımamak değildi sözünü ettiği. O nüans önemli bence. Şimdi efendim Tunç Soyer evet resmi bir aday olarak İzmir çok konuşuldu. Aziz Kocaoğlu son anda bir çıkartma yaptı Ankara'ya, eski ve aday olmayacağını açıklayan başkan biliyorsunuz. Ama sonuçta iş tatlıya bağlandı, Tunç Soyer'i destekleyeceğini ifade etti. Orada işler rayına girdi, yürüyecek kampanya. Bazı, Ankara'da olduğu gibi örneğin, bazı başka illerde olduğu gibi örneğin. Ama İstanbul'da hala daha bilmece devam ediyor. Nedir o bilmece? Birkaç durak var. Bir, il başkanı bir seçim döneminde, seçim arifesinde, kampanya sürecinde bir büyük bir partinin il başkanıyla ilgili sıkıntı yaşaması ağır bir durumdur. Buna geleceğiz. İki, Şişli'nin durumu belirsiz. Şişli'de henüz bir aday ismi telaffuz edilmiyor. Üç, Kadıköy'ün durumu tam bir bilmeceye. Evet. Ben Kadıköy'den başlayayım. Tamam. Sevgili Barış arkadaş. Şimdi efendim dün önceki gün ilk haberi verenlerden biriyim Kadıköy konusunda. Parti meclisinde 61 kişi var, tekrar söyleyeyim. Evet. Bunlardan biri Eren Erdem, cezaevinde olduğu için 60 kişi var. Ve tüzükte, yasalarda diyor ki salt çoğunlukla seçilir. Bir nitelikli çoğunluk vardı 3-2. Bir de salt çoğunluk, bir fazla demek. Yani 31 oy alması gerekiyordu. Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası. Bir fazlası. Evet. 60'ın yarısı 30, bir fazlası 31 oy alması gerekiyordu. Oylamaya sunulan her adayın. Şimdi orada Kadıköy bilmecesi ortaya çıktı. Çünkü Şerdil Dara odabaşı 30 oy aldı. Yani bir eksik kaldı. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz. Tamam da hani bir oy bir oydur. Evet. Yasalar, yönetmelikler bunu çok açık söyler. Dolayısıyla önce CHP yok ya biz tamam adayımızı seçtik gibi bir açıklamaya kalkıştı.
olmadığını anladılar. Dediler ki tamam, değerlendireceğiz dediler. Dolayısıyla ben dün devam ettim bu konuya. Dün de dedim ki acaba yeniden cumartesi günü parti meclisi toplanacak. Son kalan eksikler için konuşulacak, tartışılacak, oylama yapılacak. Kadıköy'de tekrar Şerlil Dara için ısrar edilir mi acaba dedim. Dün bunun üzerine beni kendisine çok teşekkür ediyorum. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu aradı. Dediğim gibi bu unvan herkese verilmiyor. Türkiye'de bir kişidir ve söyledikleri de hukukun hani tecessüm etmiş halidir, evet, diyebiliriz. Şunu söyledi. Dedi ki bu bir seçimdir. Ben bağışlasın Sayın Kanadoğlu. Belki yanlış bir ifadem olabilir. Telefonum önümde, hemen beni düzeltebilir. Bu bir seçimdir ve her seçim gibi bir kuralı vardır. Az önce söylediğim şeyin altını o da çizdi. Dedi ki yasalar ve işsizlik CHP'ye şunu emrediyor. Artı bir yarısından bir fazlasını salt çoğunluğu emrediyor. Bu bir emirdir, hukukun emridir. Yasanın, yönetmeliğin, iş düzüğün, hukukun emridir. Şimdi bunu alamadı değil mi? MYK oya sunuyor, bunu alamıyor. Peki bu durumda eğer ısrar edilseydi ne olurdu? Tam hukuksuzluk durumu ortaya çıkardı ve YSK mazbata vermezdi. Evet. Yani salt çoğunluk sağlanmadan mazbata CHP alamazdı. CHP adaysız kalırdı. Evet, CHP aday göstermemiş sayılırdı, mazbata alamazdı. Peki bu durumda ama benim dün sözünü ettiğim seçeneklerden biri yeniden oylama olur mu? Dedi ki hayır. Seçim dedi nedir? Seçim bir kez yaparsanız sonucunu kabullenirsiniz. Şimdi mesela dedi Sayın Kanadoğlu, bir seçim daha yapıldı cumartesi günü. Bu sefer 30 da almadı, 29 aldı. İşte 29 evet, 31 3 çekimser red mesela falan, neyse red. Peki ne olacak? Bir daha mı o zaman gidecekler? Tabii. Böyle bir seçim olabilir mi? Hayır. Bir seçim nasıl ki hani şaibesini falan bir kenara bırakarak tabii genel sonuca seçimlerdeki, bakalım, referandumlardaki ne yapıyoruz? Hiç hoşumuza gitmiyor. Onunla yaşamaya mecburuz. Mecbur kalıyoruz o sonuçta yaşamaya. MYK bir aday üzerinde birleşmiş ve bunu oya sunmuş. Ve parti meclisi çok net söyledi. Parti meclisi onay vermemiş. Aslında bu sonuçla hayır demiş. Tabii. O adaya. Hayır dediği aday bir kez daha aday olamaz. Bu tam hukuksuzluk değilse bile... Aynı durum sadece Kadıköy için değil, Selçuk adayı için de geçerli. Dedi ki Sayın Kanadoğlu, bu tam kanunsuzluk, pardon, tam tam hukuksuzluk ve tam hukuksuzluk. Evet, tam kanunsuzluk değilse bile dedi, yine de buna yakın bir değerlendirmeye tabi olur ve mazbatanın yeniden verilmeme ihtimali kuvvetli bir biçimde ortaya çıkar dedi, CHP'yi uyardı. Şimdi uyarıyorum kelimesini kullanmadı tabii ki o. Ben onun hukuki sözlerine... Hukuki hatırlatmada bulundu. Bu uyarıdır. Ankaralı arkadaşlarımız öyle, evet, kibar laflar buluyorlar. Çünkü geçen gün bir çok büyük bir gazetede okudum. Efendim diyor, bu durumu Sayın Kılıçdaroğlu değerlendirecek. Arkadaş neydi değerlendirecek? Bu Kılıçdaroğlu'nun kişisel inisiyatifinde değil. Gazeteci arkadaşlarımız hukuk falan da unutmuşlar. Kılıçdaroğlu değerlendirecek. Abla çok açık, Yargıtay kararı. Bak bir kez daha söyleyeyim, ne olur. Zaten Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısından, evet, söz ediyoruz. Evet. Ve bütün bir iştahata, kararları, her şeye hakim. Sayın Kanadoğlu'nun söyledikleri, ben kendisine dedim ki efendim isminizi de verebilir miyim? Matabi dedi. Onun için hani bana söylediğini aynen tekrarlamaya çalışıyorum. Türkiye'de şu an itibariyle bu konuda daha... fazla söz söyleme hakkı olan bir insan yok onun kadar.
uzman diyeceğim, uzmanlık kelimesi başka. Duayen yani üstad mertebe. Evet, en üst mertebedir. Diyor ki olmaz. Çünkü bir kere oylamaya sunuldu, bir seçim yapıldı. Ve orada seçmen, tırnak içinde, parti meclis üyeleri hayır dedi, bitti. Sen bunu bir daha diyor koyamazsın şeyi. Evet. Gündeme getirip oylayamazsın. Bunu şunun için özellikle iki defa altını çizerek söyledim. Şimdi bugün gene Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı yanılmıyorsam, sen de okudun. Şerdil Dara, odabaşı, ben tekrar oylanacağım ve aday gösterileceğim duygusu içinde belli ki. Neler yapacağını daha güçlü, daha güzel bir Kadıköy... Cumhuriyet Gazetesi'ni anlatmış. Evet, anlatmış. Daha güçlü, daha güzel bir Kadıköy vaadiyle bir takım işte demeçler vermiş. Sayın Kanadoğlu şey dedi, ben dedi kendisi hiç tanımam dedi. Ben de tanımam açıkçası. Ben var olan belediye başkanı Aykut Nohol'u da tanımıyorum. Hiç yüz yüze gelmişliğim yok. Ama ortada bir 2x2=4 varsa... bir hukuk denilen kara kaplı defter varsa durum da bu. Şimdi ablacığım, birisi mesaj yazmış. Diyor ki, efendim siz bu konuyu konuşarak AKP'ye yardımcı oluyorsunuz. Şimdi bunu cevap verilecek bir şey değil ama arkadaşımıza bir hatırlatmada bulunalım. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni uyarıyoruz. Eğer bu yanlışta ısrar ederse Cumhuriyet Halk Partisi hem Kadıköy'de hem İzmir'in Selçuk ilçesinde 30 oy alan adayıyla YSK'dan geçmez ve her iki parti de seçime 31 Mart'ta adaysız girer. Adaysız. Çok. Neden? Bu geçmişte de tartışılmış. Sabi Kanadoğlu'nun da ifade ettiği üzere Yargıtay bu konuda bir karar vermiş. Yargıtay kararları nedir? Hukukta içtihattır. Biter artık orada. Onun üstü yok çünkü. Yargıtay diyor ki toplantıya katılan kişi sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alması lazım. Sevgili Barış, bir dostum, kendisi üstelik entelektüel bir insandır, demiş ki 29'a 30 değil mi sonuç? Yani bir farkla almış görünmüyor mu? Hayır, değil. İşte onu anlat. Yani bir çekimser var, bir kere bunu söylemek lazım. İkincisi 60 kişi oylamaya katılmış, bakın. 29 hayır, 30 evet, bir çekimsel toplam 60 eder 60, zaten. Evet. Oy 60. Diyor ki yasa 60'ın yarısından bir fazla. 31. Yani 31 alacaksın diyor. Tabii. Eğer toplantı 58 kişi katılsaydı o yarıya bölünecekti. Onun bir fazlası alınacaktı. Matematik, 27 alacaktı mesela. Ablacığım kim ne derse desin. Şu anda CHP Genel Merkezi bu gerçeğin farkına vardı. Bir kere şu yapılacak. Cumartesi günü saat 2'de toplanacak olan parti meclisinde... Hem Şerdil Dara Odabaşı'nın hem de Selçuk adayı Filiz Hanım'ın yeniden aday gösterilebilmesi mümkün değil. Niye? Çünkü onlar haklarında yapılan seçimi kaybettiler. Kaybettiler. Yani efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine bıraktık. Sayın MYK böyle değerlendirecek. Arkadaşlar burası Cumhuriyet Halk Partisi. Tayyip Erdoğan anayasaya uymayabilir, tüzüğe uymayabilir, hukuka uymayabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir lüksü yok. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu sizden adaylarınızı istediğinde, aday isimlerini istediğinde diyor ki sen bu adayları neye göre seçtin? Diyorsun ki ben önce MYK'da sonra PM'de bir oylama yaptım. Aha da oylamamın sonuçları diyorsun. Şu resmi tutanağı da Yüksek Seçim Kurulu'na veriyorsun. Peki şimdi bunu bu Hı-hı. tamam. 30 saniye kaldı. İkinci bölümde devam etmek üzere. Kadıköy'de mevcut başkan Aykut Nohol'un dışında bir isim konuşuluyor mu Ankara'da? Konuşuluyor. Ankara'da Şerdil Darabaşı'nın yeniden aday gösterilemeyeceği yönünde özellikle partinin hukukçu kurmayları Sayın Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdiler. Hı. Yeni bir aday arayışı yani içindeler. Yani Sayın Kanadoğlu'nun uyarısı da herhalde zaten etkili olacaktır. Evet. Herhalde başka ikinci bir bölümde aday. Konuşacağız. Şimdi Şişli'yi zaten konuşacağız. Şişli'yi konuşacağız. Kadıköy adayını konuşacağız. Eren Erdem'i konuşacağız. Tamam. Anket var. Anket var, evet. Müthiş bir anket. Siyaset sahnesine sarı kart gösteriyor. Hatta belki kırmızı kart. Onu konuşacağız. Görüşelim efendim.
Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek.